Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle tığımızın da numarasını gösterelim. 22 numara. Arkadaşlar size nasıl söylesem en az yani artık mesaj kutusu dol denir ya en az iki aydır belki daha fazla bu modelin nasıl yapıldığının videosunu isteyen arkadaşlar için artık ben de çekeyim siz de kurtulun ben de kurtulayım hesabı tasarladım model istemiş olduğunuz modeli bu şekilde çünkü arkadaşlar bu işten çocuğuna süt alan bez alan arkadaşlarımız varmış onların sırasında kırmak istemedim bu şekilde Bakın modelimiz bilindik model tasarımı olan bir model fakat videosu olmadığı için herhalde sanırsam yoğun istekle istenen bir model oldu. Model ekik görünümlü tığ oyası bence bu şekilde. Şimdi modelimiz bu. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar modelimizin ilk önce şöyle çimenini yapalım hazır bulunsun bizler için. Sonra da motifini yaparak başlayalım. Bakın tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde. İkişer zincir çekerek şöyle dikişli bir tülbent bu. Onun üzerine ikişer zincir çekerek tığ battıları hazırladım arkadaşlar. Şöyle sıfırdan başlayalım. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya üç seferde bir, iki, iki trabzanımı yaptım 4 tane zincir çekiyorum kapatıyorum 4 zincirimi buraya sabitledim şöyle içine iki tane sık iğne yapıyorum bu şekilde yine hemen yanına iki zincir çekelim şöyle sık iğneden sonra iki zincir bakın hiç tığ battı atlamak yok hemen yandaki tığ battımın içine iki zincirimi sık iğne ile bu şekilde sabit Şöyle bir iki zincir bir defa tığımı doladım. Tığ battımın içine girip 1 2 iki, iki. Üç seferde aldığım bir trabzan. 4 zincirimi çektim. Bakın trabzanımın arasına girip sabitledim. Şöyle bir şöyle iki. iki tane sık iğne yapıyorum. iki tane zincir çekip hemen yanındaki tığ battımın içine girip sabitliyorum. Bir, iki zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Tığ battıya giriyorum. Bir, iki, iki. Dört zincir çekiyorum. Tüm dört kenarı bu şekilde tülbentinin çimenleriyle dolduracağız. Sonra motiflerini arasına yerleştireceğiz. Evet. İki sık iğneli trabzanları bu şekilde yaparak devam edecek. Bildiğiniz ara ara gösterdiğim bir farklı bir hiç bilinmeyen bir ara suyu değil arkadaşlar. ilk defa videomuzu açan varsa onlar için biraz yavaş gösteriyorum. İki zincirimin üzerine bir defa dolayıp yine üç seferde bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Tepesine 4 zincir. Tomurcuğumu kapattım. 2 tane sık iğne. 1 ve 2. 1 iki zincirimi çektim hemen yandaki tığ battıma girip sabitliyorum yine iki zincir bir defa doladım şöyle bir iki ve iki bir iki üç dört zincir bu sonuncu yapışımız iki tane sık iğne yapıyorum tomurcuktan sonra iki zincirle buraya kapattım Evet anlaşıldı sanırsam arkadaşlar bu şekilde çimenini yapıp hazırlayacağız şimdi motiflerimizin yapılışına geçelim Evet arkadaşlar motifimiz ortasında serim halka ile yapılmış bir motif bunu denemek amaçlı daha önce size gösterdiğimden önce denemiştim böyle serum halkasına yaptığım bu motifleri takarım diye fakat bu ortadaki beyazlık kapanmadı o yüzden sihirli halkayla başlayacağız arkadaşlar Ortadaki yuva için özel bir sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı biliyorsunuz. Parmağımdan gelen ipi şöyle tuttuğum ipin üzerine koyup ortadaki halkadan girip şöyle dibine bir zincir, şöyle bir tane de sık iğne yaparak yine koparmadan önce de bir zincirimi çekiyorum. Şöyle. Bunu katlayıp ipimi kopardım bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi olup olmadığını biliyorsunuz şu ipi çekerek anlaşılıyor hemen bunu bırakıyorum bu benim yuvam yani serum halkam veya çekilmiş 8 zincir diyebilirsiniz Evet şimdi motifimizin yapılışına geçelim bu şekilde yine sihirli halka yapıyorum demin gösterdim arkadaşlar şöyle dibine bir zincir çektim hemen giriyorum buraya toplamda 10 tane sık iğne yapalım şöyle bir 2 3 4 şöyle bakın olup olmadığını bu şekilde anlıyoruz biraz küçültelim 5 oldu yine yuvaya giriyorum 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğneyi doldurunca hemen bakın yine bu uçtaki ipimi çekiyorum. Full kapattım bak. Full buraya kapandı ve buradaki ilk sık iğnemizden giriyorum. Bir tane bak ilmek çıkardım. bu son, ilk yaptığım sık iğneden. Şimdi bu çıkardığım sık iğneyi de tığımdakinden geçiriyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde. Ortadaki sihirli halkanın yapılışı çok kolay arkadaşlar. Yavaş yavaş da yaptım. 10 sık iğneyi sıktırdım. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi arkadaşlar şu ipimi bir keselim. Bundan kurtulalım yaparken elimize dolaşmasın. Şöyle ucundan kestim. Çakmağı da değdirdim. Tamamdır şimdi. Bakın. Yaktık bunu. Şöyle. Bu zincir çekmeye başladığımız yere tekrar sık iğne ile kapatacağız. Bakın arkadaşlar. Buraya hemen dibine zincir çekmeye başladığımız yerin hemen dibine bakın şöyle net bir şekilde göstereyim aynı demin hani halkayı kapattık ya sihirli halkayla o şekilde bu ilmeğimi tığımdaki ilmeğimden geçirip şöyle üzerine bir zincir çekiyorum bakın kapanmış şeyi bu şekilde şöyle tutuyum, net bir gözüksün yuvamız ortada kaldı bakın zincirimizin ortasında halkamız kaldı Şöyle buraya 12 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş gösteriyorum. Şunu bir daraltalım. Bu dar olunca güzel olur. Bir zinciri çektik çünkü dibine şu geri dönüşte kolay batmak için bir zinciri unutmayın. İkinci sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet 12 tane yaptık bir tarafını sağ tarafını 12 sık iğne ile doldurdum şöyle bir zincirimi de çekiyorum şöyle biraz hep elimizi ip dolayalım hemen Şimdi yaptığımız bu halkayı yuva olarak kullanacağız ya. Bakın bu şekilde iki teli üste gelecek arkadaşlar. Kopardığımız burada bir sık iğne ile yapıp kopardığımız yer sağ tarafımızda. Hemen bunu bakın bu şekilde. Buraya iki teli şöyle bir iki. iki telin olduğu yere sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Yine bir zincir. Bir zincirle yuvaya sabitledim. Bir zincirle de geri dönüşümü yapıp bu tarafı da aynı sık iğnelerden yapacağım. Bak. Şöyle dibine sık iğnemi yapıyorum. Toplamda bu tarafı 11 yapacağız. 12 ile yuvayı geçiş yapacağız. Şöyle 3 4 5 Bakın arkadaşlar şöyle bir uç olacak. 5'ti. 6 7 8 9 10 10 ve 11 11 tane sık iğneyi yaptık buraya hemen bir zincir çektik ya oraya o yüzden bir zincir çektik sık iğne ile girmemiz rahat olsun elimiz delinmesin sık iğnelerden biliyorsunuz el deliniyor o yüzden rahat girmek için bir zincirle dönüş yapmıştık sahte sık iğne ile kapatıp zaten otomatik bir zinciri de çektik bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar hemen şöyle ipimi koparıyorum ve bir tanesini bitirdik yapımı çok zevkli arkadaşlar bakın yaparken bile insanın bittiğinden haberi olmuyor bunu burada yanık izi olmasın diye şu şekil bakın artık arkadaki sık iğneden girip hemen yanındaki sık iğneden tığımı çıkardım bu şekilde şimdi ucuna bu kopardığım ipi takıp arasından geçirip arkada yakacağım Evet böyle tam geçsen arkadaşlar inan bazı aksilikler özellikle kamerada oluyor Şöyle onu da geçirip bakın. Ezan Muhammed'i de okunuyor. Bunu hemen yakayım. Bakın burada kopardım. Ucuna çakmak dedim. Bu şekilde bakın. Hiç yanık izi belli olmuyor. Şimdi kameradan gördüğüm kadarıyla yapabiliyorum arkadaşlar. Ekrandan bakıyorum çünkü. Bu şekilde ortada şimdi arkadaşlar bu dolunca daha güzel duracak. Yanın arkadaşları gelince böyle daha da hoş duracak. Şöyle. şimdi ben öbüründe yapayım. Bir de ikinciyi nasıl yanına yapıyorum çatarak onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Deminkinin aynısı gibi şöyle 12 sık iğneye kadar yaptım bu şekilde. Şimdi bu demin kapattığı nokta var ya bakın. Şimdi bunu şöyle ters tarafından bakın, ters tarafından kapatmaya başlayacağız. Bura düz tarafı. Hemen bunu tersine çeviriyorum. Bakın. Tersi bize bakacak arkadaşlar. 5 tane bu şekilde buraya e, bu şekilde küçük motifler yapacağız. Bakın tersini çevirdim. Tersini biliyorsunuz tırtıklı tarafı. Burada bir zincir çekerek bırakmıştım. İki telinden. Bakın buradaki iki telinden girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir zinciri de çekip şöyle yaptığım motifi çeviriyorum. Bakın tersinden kapattım. Şöyle hepsi bir düze geliyor. Unutmayın tersinden kapatacaksınız. Tersini düzüne bakın. Birili, birisi ters birisi düz olmasın. Şöyle bakın. Buradan da çekerek e, sihirli halka avantajlarından birisi bu. Böyle küçülterek yuvayı daraltarak yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde buraya da 12 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet bu tarafı da 12 tane bu tarafı da aynı şekilde bakın bir zincirle her zaman sık iğneye başlamıştık buraya giriyorum kolaylık olsun diye bu bir zinciri siz de çekin arkadaşlar hemen oradan bir ilmek çıkarıp tığımdakinden geçirdim şöyle bir zincirimi de otomatik üzerine kapattım sahte sık iğne daha zarif olduğu için onu tercih ediyorum arkadaşlar zaten iki tane sık sahte sık iğne var bir bu ee, ilk sık iğne de birleştirmek için sadece birleşmenin noktalarında bir de burada iki tane sahte sık iğne var diğerleri normal sık iğne aynı şekilde gösterdiğim gibi arkayı çekip yakayım ve bunu da beşe tamamlayıp hemen yuvaları bu şekilde doldurup geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle 5 tane yaptık en son bu sık iğneli değil de parmağımızla yaptığımız doladığımız altta kalan sıkma ipiyle sıktırdık sıktıralım yani sonra bu ikisini şöyle arkadaşlar uç uça geçirip ortadan düğüm atacağız bakın bir tanesini halkanın içinden tekrar tutayım Acemişi gibi oldu. Bakın şu şekilde böyle bir düğüm atıyoruz. Bunu siz 2-3 tane atın daha sağlam olsun. Ben göstermek amaçlı şöyle bir tane atayım dedim. O da ekrandan o kadar oldu arkadaşlar. Evet şimdi bunu yine aynı şekilde yakıyorum uçlarını bağladık. Zaten üzerine gittiğimiz için sağlam oldu. Şimdi üzerini de saracağız. Daha sağlamlaştıracağız. Korkmayın arkadaşlar bir şey olmayacak iyice de yakalım şöyle bakın şimdi şuradan size şunu göstereyim ee, iki ucu şöyle arkadaşlar bakın şu uzunlukta bir ip hazırladım 5 defa saracağız dediğim gibi şimdi bu motifimi alayım şu motifimin arkadaşlar bakın yanık izinden şöyle onu hesaplayabiliriz. Buraya şu ipim böyle kemet yapıp şöyle takıyorum ortasından. Bakın geçirdim bir tanesini içinden. Şimdi şöyle bir tanesini arkasında kaldı bakın. Bir tanesi böyle arkasında. Öne alıyorum. Şöyle ikisinin arasından geçiriyorum. Bir ön, bir arka olarak şöyle sarma işlemi yapacağız bakın. Şöyle bir tur attırdık. Beşinin arasından geçtik. Bunu 5-6 defa bu şekilde saracağız bakın. Şöyle bir ön inşallah gözüküyor. Bir arka şöyle arasından geçiyoruz. Diğerkinin önünden diğerkinin arkasından bu şekilde bakın iki iki tane ip olduğu için kalınlık hemen tek ipe nazaran daha belirgin oluyor. Bu şekilde aralarından geçerek hani bir zincirde çekmiştik ya arkadaşlar şu diplerini. Hem de onlar bu şekilde oturmuş olacak. Şöyle hafif çekerek yapın. Otursun. İpleriniz bol kalmasın. Şöyle bakın. Iki, ikinci turu da geldik. Bu yanık izinden başlarsanız bu yanık izini her gördüğünüzde arkadaşlar bu şekilde e, turunuzun tamamladığını görürsünüz kimini önden kimini sırayı şaşırtmayın bu şekilde saralım şimdi bu da üçüncü turumuz şöyle sarmaya devam edelim arkadaşlar göz kararı şöyle saralım bir arkadan şöyle ipi bir öne alıyorum arasından geçip arkaya geçiyorum şöyle ön şöyle arka bu şekilde biraz saralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle biraz sardım. Bakın, şöyle daha önce yaptığımızda da karşılaştırarak aynı olduğunu eminseniz, şöyle bu şekilde bırakabilirsiniz işlemi. Şimdi bakın burada bitirdik ya. Bunu şöyle ucunda da biraz bıraktım arkadaşlar. Fazla da ol olmuş olabilir. Siz ayarlayın. Şimdi bakın, bunu buradan buraya çekeceğim arkaya o ipimi bu taraftan sağlamlaştırmış olacağım bak şöyle elimle parmağımla tığıma gelmesi için ayarlıyorum bu şekilde rahat geçirme bilmek için bunu 20 numara tığıyla da yapabilirsiniz hani 22 ince biraz zorlanırsanız bakın ipi sağlam olması için şöyle arka tarafına çektim Evet ip arkada sağlamlaştı şöyle orta kısmı Hemen bakın arkadaşlar buradan saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi benimki örnek amaçlı bu kadar. 8 yeterli diye düşünüyorum. Yanlardan zaten çiçeğin altına da gelecek bazı motifler. Şöyle yakın olsun. Gömürcüğünün içine bu yapmış olduğumuz geçirmiştik buradan telinden bakın. Buradan hemen bakın 2 ilmeğimi bunu da iğne ile de takıp da dikebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse. Şöyle yine ipimi ben ikiye alıp buradan bakın bu şekilde geçirdim. Hemen yine bakın ters çevirdim. Buradan bunu buraya bu şekilde bir tutturacağım arkadaşlar. Buradan şöyle biraz tellerden alarak beyazdan geçirerek dediğim gibi iğne ile daha kolay olur şöyle ikisini birden geçirdim bunu buraya oturtturdum yani bakın bu şekilde şimdi bunu bu sağ tarafı destek yaptık ya buradakini de şöyle bakın ikinci yeşilden dört zincirli tomurcuktan ipimi geçiriyorum şöyle öbürüne yanına destek olsun diye arkadaşlar yine aynı şekilde tomurcuğumun içinden bu şekilde geçirip şöyle elinizle köşeye doğru öbür yeşili bir tarafında bir tarafında da bu yeşili bu şekilde e, arkadan motifime destek veriyorum Yine aynı, evet, öbüründe yaptığım gibi şuradan beyazlardan şöyle küçük tel alıyorum buraya bakın şöyle geçirdim İçinden de birazcık şöyle sağlamlaştırsın tekrar yapalım açtım arkadaşlar bakın şuradan aslında çok kolay da ekrandan bak. Gör, tut derken uzunmuş gibi geliyor. Öbürünü yaparken iki saniyede hemen bu şekilde yapmıştım arkadaşlar. Bakın, tam şöyle bir geçireyim. Ondan sonra düğüm atayım. Ondan demin de çıktı. Bakın tam bir şöyle geçirin. Şimdi ikinciye yeşilden geçerek sağlamlaştırın. Demin hem düğümlü hem geçirme işlemi olduğu için oldu sanırsam. Bakın yeşilden geçtim. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Ve Şöyle tut, çekeyim. Bakın bu şekilde. Hemen sağlamca oturtturdum. Şu ipimi kesip yakıp hemen bakalım nasıl olmuş. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle isteklerinizi bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bunlar açıklı koyulu, beyazlı kremli, dışını beyaz, içini krem, e, şey kiremit rengi veya da rengarek yapabilirsiniz de arkadaşlar. Biraz e, fazla uğraştırıcı değil aslında da kamera karşısında bu kadar oluyor. Sizler daha güzelini, daha hoşunu da yaparsınız. Şöyle bir ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için tutuyum. Evet, modelim bu. Sizler de dediğim gibi Beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.